Gelelim kağıtta pastırma. Evet, kağıtta pastırma alüminyum folyoya koyarak altına domatesleri dilimleyerek pastırmaları domateslerin üzerine koyuyoruz. Üzerine 2 dilim limon, yeşil biber ve birazcık tereyağıyla folyoda atıyoruz. Folyoya sarıp nereye, fırına mı koyuyoruz, ızgaraya mı? Folyoya sarıp ızgarada pişirebiliriz, fırında pişirilebilir. Bu şekilde de bunları seviyoruz. Peki güvecin nasıl oluyor bunu? Güveçte pastırma. Tereyağıyla ocağımızın üzerinde ısıtmış olduğumuz güvecin üzerine pastırmalarımızı koyuyoruz. Orada çok az pişirerek müşterilerimize servis ediyoruz. İstenirse bunları tabii yumurtayla da servis edebiliriz. Hadi gelelim son yemeğe, sucuk. Güveçte sucuk nasıl yapıyorsunuz? Evet, güveçte sucuktan biraz önceki pastırma yaptığımız şekilde ısıtılmış güvecin içerisine tereyağı ve doğranılmış sucukları güvecin içerisine koyuyoruz. Cızır çok cızır. Fazla pişirmiyoruz yalnız. Çünkü kurutulmuş malzeme olduğu için fazla pişirilmeden. Peki pastırmanın en makbulü hangisidir? Şu andaki bizim elimizdeki bonfile. Kuş gönü mü dedi? Kuş gönü dedikleri bonfile. Bir sırdan zaten iki parça çıkar. Peki Nurettin Usta, ben çekiliyorum. Şimdi seni mesleğinle ve sanatınla baş başa bırakıyorum. Bize güzel Kayseri yemeklerini yap ve tadalım. Tamam. Hadi şimdi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun.